Merhaba Özgürüz Radyo dinleyicileri. Ben Kavala Paslan. Öteki Dünya programımızın bugünkü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün de dünyanın çeşitli coğrafyalarını gidip buradaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Haberlerde pek sık görmediğimiz yerlere, haberlere eğilmeye çalışacağız. Bunları yorumlayacağız sizlerle birlikte. Şimdi bu hafta aslında oldukça ilginç gelişmeler yaşandı dünyada diyebiliriz. Belki çok göze batmadı ama kitlesel hareketlerin, sokak hareketlerinin tekrar güçlendiği bir haftaydı. Ya da şöyle diyeyim, yavaş yavaş tekrar sokağa inmeye başladığı bir haftaydı. Bu hareketlerin yaşandığı yerlerde oldukça önemliydi. Şimdi bahsedeceğiz. Mesela Latin Amerika kıtasından başlayalım. Latin Amerika'da şu anı konuşmadan önce aslında bir yıl önceye gidelim. Hatta işte bu programı yaptığımız 3. Dünya programımızın pek çok bölümünde konuştuğumuz kimi coğrafyalara gidelim. Haiti, Şili, Ekvador. Bu ülkelerin hepsi aslında korona krizinden önce zaten toplumsal muhalefetin güçlendiği ülkelerdi. Sokak eylemlerini, sokak gösterilerinin yaşandığı yerlerdi. Yolsuzluk karşıtı eylemlerle gündeme gelmişti. Ha, hepsi. Hadi Latin Amerika'ya geçecek olursak yine Lübnan'ı burada sayabiliriz ki zaten geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz üzere hani Lübnan aslında korona krizinden sonra sokağa çıkan ilk halklardan biri oldu. Ülkelerden pardon. Şimdi bu programda son dönemde işte korona krizinden sonra konuştuğumuz bir şey vardı. O da bu koronavirüsünün ya da bu krizin etkileri aslında bölgelerin, coğrafyaların kendi çelişkilerini daha da gün yüzüne çıkardığı şeklindeydi. Bunu hani tabii ki yani biz kendimiz uydurup da sunduğumuz bir şey değil. Yani pek çok kişi tarafından da tartışılan bir konu bu. Çünkü hakikaten de ortadaki kriz bütün dünyayı etkileyen bir kriz. Bu hani bunun bir pandemi olmasından dolayı söylenen bir laf değil. Bu artık hani beylik bir şey oldu zaten cümleleri işte neredeyse herkes bu lafla başlıyor. Hani biz bu lafı artık tekrar tekrar telaffuz etmek istemiyoruz aslında. Ama hakikaten yaşanan krizlerin doğurduklarına odaklanmamız gerekiyor. Ve bu işte aslında olayı küresel kılıyor diyebiliriz. Ve mevcut krizlerin hepsi ülkelerin virüsten bağımsız yaşadıkları krizler tekrar daha sert bir şekilde aslında karşımıza çıkıyor bizim. Mesela Şili örneğini düşünelim. Şili geçtiğimiz programlarda da zaten sıkça bahsettiğimiz bir ülkeydi. Son bir yıl içerisinde ülkenin devlet başkanı Sebastian Piñera'nın neoliberal politikalarına karşı düzenlenen sokak eylemleri tekrar alevlenmişti. Özellikle korona virüsünün getirdiği ekonomik yaptırımlar, ekonomik zorluklar daha doğrusu Şili'de pek çok kitlelerin, pek çok insanın tekrar sokağa çıkmasına neden olmuştu. Bu eylemler bu hafta çok daha büyüdü, kitleselleşti diyebiliriz. Ama dikkat çekmemiz gereken nokta hani sadece Şili özelinde konuşmak değil, hani diğer coğrafyalarla da birlikte ele almak. Çünkü az önce saydığımız ülkeleri tekrar düşünelim. Haiti, Ekvador, Şili, Lübnan. Bunların hepsi zaten virüsten önce de belki de kitlesel eylemler konusunda geçtiğimiz yıl en çok konuştuğumuz ülkelerdi. Hani bunlar dışında tabii saydığımız birkaç yer daha vardı. Mesela Irak'ta kitlesel hareketleri görmüştük ki Irak çok da normale dönmüş değil hala. Bunun gibi hani pek çok yer görmüştük aslında krizin derinleştiği, neoliberal saldırılarla birlikte doğan ekonomik ortamın artık yoksulların hayatında, daha emeklilerin hayatında daha zorlu koşullar yaratmasının doğurduğu şeyler di bunlar ve yani şu an baktığımızda bu manzarada yine benzeri bir şeyi görüyoruz fakat daha da şiddetlendiğini görüyoruz. Bu tahmin de zaten yine bize has bir tahmin değildi. Dünyadan pek çok sendika temsilcisi ya da emek hareketlerinden partiler, kurumlar, kuruluşlar, akademisyenler korona krizinden sonra aslında emekçileri, yoksul kitleleri daha zorlu süreçlerin beklediğini söylüyordu. Mesela bugün yine geçtiğimiz programlarda da belirtmiştik hava yolları şirketleri. Yani bunların hepsi aslında ülkelerin en büyük şirketlerinden kimileri
devlet sermayesiyle de oldukça içi dışlı. Ve havayolu şirketlerinin bu dönemde tabii ki işte iflas etmek söz konusu neredeyse ve devletlerin çok ciddi yardımları var bu şirketlere. Mesela Lufthansa hükümetle işte 9 milyar avroluk kurtarma paketini görüşüyormuş bu haftada. Yani bu tabii ki bütçeler belki ülkelerin kendi ekonomik koşullarına göre değerlendirilebilir. Fakat hani genel bir manzara da var ortada. O da devletin aslında ilk can simidini attığı kişilerin böylesi şirketler olduklarını görüyoruz. Ha bunda çok şaşırılacak bir şey var mı? Yok hani bu devletler hangi değerler üzerine kuruldu? Sadece işte Lufthansa üzerinden konuşmuyoruz tabii ki. Bütün işte bu kapitalist ülkelerin hepsinin aslında hangi değerler üzerine kurulduğunu tekrar düşünmek gerekiyor. Hani ondan sonra bunu anladıktan sonra ya kardeşim sen neden ilk önce kendi yoksul milyonlarını kurtarmak yerine gidip işte 2-3 şirketin bekasını düşünerek yardımları organize ediyorsun diyebilmek hani aslında biraz da safça diyebiliriz. Hani çok da hani bunu beklememek, daha doğrusu dileyebilmek başka bir şey tabii ki. Dilenir ama hani böyle beklentiye girmek safça kalıyor aslında bu gerçeği bildikten sonra. İşte bu hafta yine Finlandiya Hava Yolları çalışanlarının zorunlu izne çıkarttığını gördük. Vesaire vesaire aslında çok fazla örneği var. Geçtiğimiz haftalarda da yine farklı havayolu şirketlerinin aldığı önlemlerden, tırnak içinde önlemlerden ve çalışanlarını işten çıkarmalarından defalarca bahsetmiştik. Hakikaten burada aslında biraz da devletlerin daha doğrusu şirketlerle kurdukları ilişkilere odaklanmak gerekiyor. Tekrar dönelim Latin Amerika'ya. Şimdi bu hafta dediğimiz gibi Şili'de tekrar gösteriler şiddetlendi. Kimi polis araçlarıyla olan çatışmalar hatta sosyal medyaya da düştü. Hani hakikaten çok ciddi, inanılmaz şiddetli çatışmalar var diyebiliriz, sokak çatışmaları. Dikkat çekici olan nokta tabii ki aslında bunun hala bitmemiş bir pandemi sürecinde gerçekleşiyor olması. Hani insanların artık pek çok şeyi göze alarak sokakta eylemlere katılıyor olması. Ha bu arada saydığımız ülkeleri Bolivya'yı da ekleyebiliriz. Geçen hafta daha uzun konuşmuştuk. Yine Bolivya'da biliyorsunuz işte bu darbeden sonra Evo Morales'in yönetimden gitmesi sonucunda farklı bir sosyal, toplumsal, ekonomik krizle ya da siyasi bir krizle de aynı zamanda baş başa kalmıştı. Buradaki yerlerin, yoksul kitlelerin durumu daha farklılaşmıştı vesaire. Yani Bolivya'da aslında az önce saydığımız ülkelerle düşündüğümüz büyük manzara da çok da farklı bir yere düşmüyor. Ve hani bizim aslında söylediğimiz hani mevcut protestoların hala farklı bir şekilde şiddetlenerek devam ettiği önermesini de bir yerde güçlendiriyor diyebiliriz. Şil'deki eylemlerde ilginç bir anekdot paylaşmak gerekirse bu hafta yine kameralara yansıyan en ilginç görüntülerden bir tanesi bir gökdelenin üzerine tutulan Hambre yazısı yani açlık yazısıydı. Bu projeksiyonla tutuluyor göstericiler tarafından ve hani hakikaten çok etkileyici çünkü gökdelenler sadece hani bir finans iş merkezi değil aynı zamanda bir sembol. Yani günümüzde neoliberalizmin aslında sembollerinden bir tanesi. Bir şehirleşme sembolünden daha çok aslında bunu ifade ediyor. Dolayısıyla hani böyle bir gökdelenin üzerinde Ambre açlık yazısını görmek hakikaten etkileyici diyebiliriz. Dilerseniz zaten internette bilmiyorum hani de paylaşıldım ama bakabilirsiniz. Oldukça da büyük ya böyle bayağı gökdelenin neredeyse işte üçte birini dörtte birini kaplıyor diyebiliriz. Kocaman bir yazı. Şili böyle gündeme gelmişti. Haiti'ye gidelim. Haiti yani hakikaten Latin Amerika'nın işte ya da bütün Amerika'nın yani en bahtsız ülkelerinden bir tanesi. Belki de en bahtsızı. Bunu sadece bugünün Haiti'sine bakarak söylemiyoruz aslında. Geçmişin de Haiti'si cidden oldukça yoksul bir yer. Ve tarihinde pek çok acı görmüş. Gerek koloniciler tarafından, gerek daha sonraki baskılar tarafından, savaşlar tarafından vesaire. Hakikaten çok acı çekmiş bir coğrafya ve hala pek çok krizi çözebilmiş değil. Haiti aslında Latin Amerika'nın
ilk bağımsız olan ülkesi. Hem de bu bağımsızlık öyle formalite bir bağımsızlık değildi. En azından hani çok ciddi bir mücadelenin sonucu ortaya çıkmıştı. Tabii daha sonrasından işte buradaki yerliler, köleler, köle isyanı ile başlayan bağımsızlık kölelerin kendi köleleri olmasıyla da devam etmişti bir müddet sonra. Ama yine de hani önemli bir yer, sembolik bir yer Haiti, Latin Amerika'daki bu mücadele tarihi açısından. Haiti'de yine sokak gösterileri bu bayrak günüyle birlikte, bayrak günü, ulusal bayrak günü dedikleri günle birlikte tekrar alevlendi. Burada da Jovenel Moise'nin istifası talep ediyor, talep ediliyor ülkenin cumhurbaşkanı, devlet başkanı. Kendisi daha öncesinde çok şiddetli protestolarla karşı karşıya kalmıştı ve ülkede yapılan, daha öncesinden yapılan bu Venezuela ile anlaşmayı hiçe saymıştı. Buradan hiçe saymakla da kalmayıp hani üzerinden yolsuzluk yapmıştı buradaki paralardan. Bunu daha öncesinde detaylıca konuşmuştuk. O yüzden biraz hızlı geçiyorum. Fakat hani görüyoruz ki bazı şeyler çok da silinmemiş insanların hafızalarından. Özellikle hani yoksul kitlelerin yaptığı gösterilerde daha öncesinde mesela varoşlardan işte zengin mahalle doğru yürüdüklerini görüyoruz. Burada çok şiddetli çatışmaların yaşandığını görüyoruz. Ki aslında işin ilginç tarafı Haiti'nin daha önce yaşadığı işte köle isyanlarını düşündüğümüz zaman yine aynı yolda yürüyen köleler vardı. Yani hakikaten o şehrin merkezinde Port-au-Prince'de mesela aynı güzergahı görüyorsunuz aslında. Yüzlerce yıllık bir güzergahtan bahsediyoruz. Yani hani biz ne bileyim işte hani ben İzmir'den yola çıkacak olursam kendi memleketimi dahi bildiğim için değil mi? 1 Mayıs'ta mesela ne olur işte basmane toplanırsın, Gündoğdu'ya gidersin değil mi yani? Ya da işte bir eylem olur. Her kentin vardır bir eylem ritüeli yani. İşte başlar değil mi? Sevinç Meydanı'nda toplanırsın, bilmem sokağın başına kadar yürürsün. Yani İstanbul için düşünecekseniz ya tabii artık ne kadar mümkün o da tartışılır yani ama işte İstiklal'de Galatasaray'ın önünde toplanma işte bilmem nereye kadar yürüme falan filan. Yani böyle bir ritüeli her şehrin vardır ama Haiti'de bunun aslında çok çok eski olduğunu görüyoruz. Ve hani çok şiddetli olduğunu görüyoruz. Yani eskimesine, zamanın geçmesine rağmen o şiddet hala devam ediyor hani eylemlerdeki. Tabii bunu da belki biraz da hani bölgenin yoksulluğuna, bölgenin kaybedecek şeyinin az olmasına bağlayabiliriz belki. Tabii ki bunu hani çok basit bir çıkarım yapmış olduğumuzu söyleyerek belirtelim. Daha farklı coğrafyalara gidecek olursak yine Ekvador'da ülkenin devlet başkanı Lenin Moreno'ya karşı eylemlerin artacağı gözüküyor. Ki burası aslında Lenin Moreno'nun yaptığı neoliberal paket anlaşmalarından sonra belli bir mutabakat sağlanan bir yerdi göstericilerle. Çünkü eylemler o kadar büyümüştü ki hani hükümet artık başkente taşınmıştı. Hani meclis binası basılmış. Bunu yine çok defa daha önce belirttik. Bu yıl en çok konuştuğumuz yerlerden biriydi. Hatta hani bu koronavirüsten hemen önce konuştuğumuz bir konu vardı ya. İşte dünyada neler oluyor? İşte Latin Amerika'da halklar neden sokakta falan. Yani bunun aslında ilk fişiğini atan coğrafyaydı diyebiliriz. Çünkü Ekvador'da Lenin Moreno ismi Lenin ama pek de Leninvari biri olduğunu söylememiz mümkün değil. Kendi geldiği partinin dümenini oldukça sağa çevirdi. Çünkü eskiden aslında sol tandanslı bir partiydi. Kendi partisi. Fakat işte Rafael Correa döneminin bitmesiyle birlikte Lenin Moreno daha sağa çekmeye başladı direksiyonu. Ki eski müttefikleri olan işte Venezuela'daki Chavezcileri mesela bir anda silip attı. Yani oradaki darbeci yönetimi destekledi. Kendine işte devlet başkanı ilan eden birini ben de seni devlet başkanı olarak tanıyorum dedi. Zaten kriz biraz burada gün yüzüne çıkmaya başladı. Çünkü Ekvador o güne kadar bir ittifak halindeydi Venezuela'yla. Ama artık o noktada iyice işler netleşmeye başladı. Ve işte Amerika ile çok yakın ilişkileri tekrar kurdu. Nitekim işte IMF'nin gündeme girmesiyle burada artık iyice ipler kopmaya başladı. Daha sonraki işte petrol zamları derken şu an yine işçilerin
çalışma koşulları ile ilgili çok ciddi zorlukların yaşandığını görüyoruz. Ki bu nedenle de Ekvador'da yine yüzlerce kişinin başkent Quito'da sokağa çıktığını görüyoruz geçtiğimiz haftada. Evet, dediğimiz gibi teker teker aslında hepsini detaylandıramıyoruz zamanımızın yetersizliğinden dolayı, ama biraz dilerseniz dönüp tekrar işte dünyada peki şimdi neler oluyor gibi bir soru sorabiliriz belki de. Yani bu korona gündemi hakikaten hafızamızı çok çabuk dondurdu diyebiliriz. Yakın dön tarih hafızamızı. Yani şimdi düşününce hakikaten bu geçtiğimiz yıl konuştuğumuz neoliberalizm karşıtı yoksulluk, yolsuzluk karşıtı eylemlerin neredeyse hiç olmamış gibi bir gündemle karşılaştığımızı görüyoruz. Fakat gerçekten bu kadar basit olmuyor. Her ne kadar bizim hafızamız kötü olsa da hepimizin hafızası fark etmeden bu gündemi üzerimizde taşıyoruz aslında, ya da bu coğrafyalar diyelim gündemlerini taşıyorlar aslında üzerlerinde ve şiddetlendiriyor da aslında bu ekonomik süreçler. Çünkü dediğimiz gibi hani bu koronavirüsün kaçınılmaz bir yönü var. Kaçınılmaz ekonomik sorunlar yarattığını görüyoruz. Bu faturanın da kime yansıyacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Hani böyle büyük mucizeler yaşanmadığı müddetçe, ki henüz pek yaşanmadı, yaşanacak gibi de durmuyor. Tabii ki yoksulların, emekçilerin sırtına yüklenecek bu krizin faturası. Hatta bunu gelecek zaman kipinden de çekelim. Yükleniyor orada zaten, işte gördüğümüz gibi. Çok uzağa da gitmeye gerek yok. Hani yakınımızdaki coğrafyada da bunu hissedebiliyoruz. Her yerde aslında dünyanın bunu görüyoruz. Tabii ki hani sürecin biraz daha yumuşamasıyla birlikte, ya da eş zamanlı olarak buradaki saldırıların emekçilerin çalışma koşullarına göre hayatlarına yönelik saldırıların artmasıyla birlikte insanların sokağa daha radikal taleplerle çıktığını görüyoruz, ya da bunun potansiyelinin varlığını hissediyoruz şu an işte saydığımız coğrafyalara baktığımız zaman. İşte dediğimiz gibi hani Lübnan mesela bu konuda ilk fişeği olan coğrafya diyebiliriz. Yani ikinci fasıl küresel protestolarda diyelim. İlkinden yine Ekvador'u belki biraz daha ön plana koyabiliriz. Ya da Haiti de öyle aslında. Haiti de geçtiğimiz sene bilmiyorum ama yani bu Ekvador'daki yaşanan eylemlerden aylar öncesinde aslında sokaktaydı benzeri taleplerle. Bu nedenle şu an gördüğümüz manzara aslında basit bir böyle sokak eylemlerinden fazlasını ifade ediyor. Yine Kolombiya'da da geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştik. Bu barış sürecinin son ermesiyle birlikte yaşanan gerilim. Bunun haricinde yine ülkedeki neoliberal politikaların dayatmaları ve karşısında gelişen toplumsal muhalefet vesaire. Yani özetle bizim bugüne kadarki programlarda hep bahsettiğimiz, en azından korona gündemli programlarda hep bahsettiğimiz şey, yani ülkelerdeki mevcut krizlerin derinleşmesi şu an için önümüze baktığımızda gördüğümüz tabloda güçlenmiş görünüyor. Bu önerme güçlenmiş görünüyor diyebiliriz kolaylıkla. Mesela işte Ekvador'dan bahsediyoruz. Yani burada ulusal hükümet işte 10 tane kamu şirketinin kapatılacağını açıkladı mesela. Yani bunlar küçük de şirketler değil. Yine işte pek çok çalışma koşulunda işçilerinin aleyhine uygulamalar ortaya çıktı. Binlerce kişinin bu işler işsiz kalması söz konusu vesaire vesaire. Dolayısıyla hani sadece Latin Amerika'yı değil ama hani bütün dünyada çok ciddi kırılmaların yaşanacağını söyleyebiliriz. Hani bunu söylemek bir gelecek tahmini olmuyor. Yani bunun potansiyelini görmek hakikaten önümüze koyduğumuz tabloda oldukça kolay. Hani bunu görmemek mümkün değil. Ha, bu nerede gerçekleşir, nasıl gerçekleşir? Tabii ki bunu göreceğiz ama şu an önümüzdeki saydığımız yerler, coğrafyalar aslında birbirleriyle çok paralellikler içeren coğrafyalar. O nedenle hani yakın geleceğin oldukça dikkat çekici olacağını söyleyebiliriz. Özellikle bu korona sürecinden sonra.
Evet, bugünkü programımızda aslında biraz flashbacklerle ilerledik diyebiliriz. Geçmişe döndük. Geçmiş dediğimde hani birkaç ay öncesi aslında ama hani şu korona süreci öyle bir üzerimizden gelip geçti ki hani hiçbir şey anlayamadık. Hem zaman çok çabuk geçmiş gibi hem de hep böyleymişiz gibi hissetmeye başlıyoruz. Sadece yaşadığımız hayatlarda değil, günlük hayatlarda değil, toplumsal olarak da, toplumsal hafıza olarak da belki de böyle hissediyoruz. Ama işte dediğimiz gibi az önce de hani bu hislerimiz unuttuk sansak da aslında bir yerlerde bu bellekte fark etmeden, bize kendi fark ettirmeden var olmaya devam ediyor. Ki bugün işte yine yaşanan toplumsal eylemlerde, sokak eylemlerinde bunu görüyoruz. Evet, bugünkü programımızın sonuna geldik. Farklı bölümlerde yine farklı coğrafyalara seyahat etmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize ve sağlığınıza dikkat edin.